Almanya'nın Dörtay'da eyaletinde bu sabah radikal çevrelere yönelik bir operasyon düzenlendi. Federal İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kuzey Rhein-Westfalia, Hessen, Bavyera ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde bazı ev ve dernek bürolarına baskın düzenlendi. Operasyonda yasa dışı ilan edilen Tevhid Germany isimli dernek hedef alındı. Yasaklama gerekçesinde derneğin internet üzerinden ve düzenlediği muhtelif etkinliklerle anayasal düzene karşı mücadeleye çağırdığı belirtildi. Ayrıca IŞİD gibi örgütlerin faaliyetlerinin övüldüğü belirtildi. Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière operasyonla aşırı çevrelere net mesaj verildiğini belirtti. Almanya'nın anayasal düzene karşı çabalara kararlı bir şekilde karşı çıktığını ifade eden de Maizière, böyle dernekler gençleri radikalleştirerek Suriye ve Irak'a savaşçı gönderiyor dedi. Öte yandan Danimarka polisi de Kopenhag'daki terör saldırısı zanlısının yaşadığı binaya bir baskın düzenledi. Operasyonla ölü ele geçirilen zanlının yaşadığı binada bir kişi gözaltına alındı. Kopenhag'da ifade özgürlüğüyle ilgili toplantı ve sinagoga düzenlenen saldırılarda iki kişi hayatını kaybetmişti. Bir diğer terör operasyonu da İtalya'da düzenlendi. İtalyan polisi uzun süredir devam eden bir soruşturma kapsamında yabancı savaşçı toplamak maksadıyla IŞİD terör örgütünün propagandasını yapan, İtalya ve Balkanlarda faaliyet gösterdiği iddia edilen bir hücre eve baskın düzenledi. Brescia Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkarttığı tutuklama emri doğrultusunda 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlardan ikisinin Arnavut, birisinin ise Fas kökenli 20 yaşlarında bir İtalyan vatandaşı oldukları belirtildi. Güvenlik güçlerinin Piemonte, Lombardiya ve Toskana bölgelerinde de IŞİD sempatizanı olduğundan şüphelendikleri kişilere yönelik baskın ve arama faaliyeti yaptığı kaydedildi.